Elektrikler kesildiğinde bir anda dünyamız kararır, ne yapacağımızı bilemeyiz. Çünkü ona çok bağımlı hale geldik. İşte bu noktada bize kimler yardım ediyor? Elektrikçiler. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turu Müslüm'üz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Trabzon'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Kalyoncu Enerji'den seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Ali Osman Kalyoncu Beyefendi bulunmakta. Uzun yılların tecrübesi, profesyonel çalışmalarıyla şu an sektöre yön vermekte. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Ali Osman Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun tempo içerisinde bizler için değerli dakikalarınızı ayırdınız ve yine değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ali Osman Bey, Kalyoncu Enerji olarak yaklaşık 7 yıl bu sektör içerisinde hizmet veren ve son 4 yılında işletmeci olarak hizmetlerini sürdüren bir çalışma yapıyorsunuz. Ve yaptığınız başarılı çalışmalarla da şu an bölgede değil sadece belki ülke genelinde bu işin en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimizle sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Ali Osman Kalyoncu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Ali Osman Kalyoncu. Bu sektöre 2011 yılında ben girdim. 2013 yılından sonra da firma sal olarak yani Türkiye'de hizmet vermeye başladık. Trabzon doğumluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezunum. Hemen mezuniyetin arkasından o güne kadar olan eğitiminiz, bilgi ve birikimlerinizi de işe yansıtmak istediniz. Kesinlikle. Ve yine doğduğunuz yerde bu hizmeti vermektesiniz. Fakat hizmet zannediyorum sadece burayla sınırlı değil. Nerelere kadar gelen talepler doğrultusunda hizmet götürebiliyorsunuz? Biz Türkiye'nin 81 iline hizmet veriyoruz şu anda. Bu hizmetlerimizi Trabzon'da 2 tane ofisimiz, Ankara'da 1 tane ofisimiz, Maraş'ta 1 tane ofisimizden yürütmekteyiz. 4 ayrı noktada ofislerimiz 4 var. 4 ayrı noktada Türkiye'nin 81 iline de hizmet gönderebiliyorsunuz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım isterseniz. Gelen talepler doğrultusunda Kalyoncu Enerji ne tür hizmetler verir, neler yapar efendim? Kalyoncu Enerji olarak sektörde bulunan çok büyük bir boşluğa değinmek istedik biz öncelikle. Bu nedir? Hidroelektrik santrallerinin işletmesini, arıza bakımlarını hem mekaniksel olarak hem elektrik olarak yapmaktayız biz. Türkiye genelinde bunu yapmaktayız. Öncelik olarak kendi işlettiğimiz santrallerde bu hizmeti veriyoruz. Ayrı olarak da bütün Türkiye'nin 81'inde nerede bir santral varsa, ne zaman bize ihtiyaç duyarlarsa hemen orada olmaya çalışıyoruz. Oraya da hizmet götürebiliyorsunuz. Kesinlikle. Tabii bunları yaparken evet tecrübeniz, bilginiz, birikiminiz, eğitimleriniz var ama yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok dostumuz, arkadaşınız da var. Kaç kişilik bir kadroyla bunu gerçekleştirmektesiniz? Biz şu anda 85 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. 85 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla evet, çalışıyoruz. Evet kesinlikle çok profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Bu kadromuzda 15 kişilik merkezi ekiplerimiz var. Bunun geri kalan elemanlarımız genelde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sahada çalışmaktalar. Alan çalışmalarını onlar yapıyorlar. Evet. Şimdi ben biraz farkınıza değinmek istiyorum. Evet, biraz evvel de söyledim. Bu sektörün emeğisiniz. Belki sektöre yön veriyorsunuz. Verdiğiniz başarılı hizmetler bugün Türkiye genelinde bu işte bir elin parmak sayısını geçmeyen işletmelerden biri olmanızı sağladı. Ama ben yine sormak istiyorum. Özellikle sizi insanların tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir? Yoksa bu sektörde yalnız değilsiniz. Evet en iyiyiz ama yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Niçin özellikle Kalyoncu Enerji tercih edilir? En önemlisi belki işletmecilere de hizmet verebilen ve satış sonrası dediğimiz aslında hizmetleriyle ön planda olan bir işletmesiniz. En önemlilerinden bir tanesi sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında siz bir arıza halinde, bir sıkıntı halinde yani sizin tık durduğumuzda hakikaten çevrenizde birçok şeyin durduğu çok büyük hasarlara ve zararlara sebep olabilecek o anda çok seri bir şekilde orada olmanız zannediyorum sizi diğerlerinden ayıran en önemli etken. Sizce de öyle değil mi? Evet aynen söylediğiniz gibi. Bahsettiğim gibi Ankara'da, Kahramanmaraş'ta, Trabzon'da bulunan merkezi ofislerimiz sayesinde bu bölgede teknik kapasite yeterli elemanları bulundurmaktayız. Bu sayede Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde dağılım yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntı çıktığı anda en yakın ekibimiz en kısa sürede oraya hemen ulaşır. Bu da ülkemiz için enerjinin yani çünkü santral durduğu zaman biliyorsunuz enerji sıkıntısı oluyor.
Bu hem ülkemiz açısından önemli hem de santral sahipleri açısından çok daha önemli bir durum. Hidroelektrik santraller kompakt yapılar. Hidroelektrik santrallerde sadece bir açıdan bakmak mümkün değildir. Şöyle düşünün, santrallerde hem mekaniksel hem elektriksel hem piyasi olarak otomasyon olarak birçok sıkıntı çıkmaktadır. Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz de biz bu çıkan sıkıntılara yani bu tamir ve bakıma hem kendi santrallerimize hem diğer santrallere bu hizmeti kendi bünyemizde verebilmemizdir. Tek çatı altından hizmet üretmek, kesinlikle. Ayrı ayrı yerlerden hizmet almayı beklemeden en kısa zamanda müdahale edebilmek, kesinlikle. Ve yaptığınız hizmetin de arkasında durabilmek gibi, kesinlikle, bir özelliğiniz var, kesinlikle, ki bu sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar. Tabii zaman içerisinde tecrübeleriniz, bilginiz, birikiminiz, ürün yelpazeniz ve en önemlisi biraz evvel de söylediğiniz gibi bu işin gerçekten mutfağından gelen insanlardan oluşmanız çok çok önemli. Sizi diğerlerinden ayıran özel sebepler diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin 81 iline hizmet verdiğini söylediniz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşabilecek değerli izleyicilerimiz efendim? Öncelikle Kalyoncu Enerji olarak bir web sitemiz var. Kalyoncuenerji.com olarak web sitemiz var. Burada zaten bütün iletişim bilgilerimiz mevcut. 7-24 sürekli telefonun başında bekleyen ekiplerimiz var. Çünkü biliyorsunuz yani elektrik üretimi aksamayacak bir durum. Kesinlikle. Biz durduğumuzda Türkiye'deki enerji durur. Bunu biliyorsunuz. Evet. Ayrı olarak telefon numaralarımız var. Paylaşalım. Bunlardan bize ulaşabilirsiniz. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası. 0546 465 5502'li telefon numarasına ulaşabilirler. 0462 327 2772 telefonla ulaşabilirler. Özellikle verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere sosyal medya sayfalarından ulaşabilecekleri gibi, kesinlikle, telefon numaralarından da bir talep gelirse kendilerine hizmet verebileceğiz ve hatta danışabilmek adına da değerli izleyicilerimiz sizlere buralardan ulaşabilecekler. Kesinlikle. Şimdi sektörün en iyisiniz dedik. Ben biraz geriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, nerelerde göreceğiz sizleri efendim? Bu sektörel bazda baktığımız zaman biz şu anda bu sektörün daha henüz başındayız. Yani bütün firmalar olarak başındayız. Çok ilerleyecek, ileri gidecek olan bir sektör olduğu için biz bu sektörde 3000 MW'ın üzerinde işletme yapmayı hedefliyoruz. Şu anda da 500 MW üzerinde işletme yapıyoruz. Ama önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 3000 MW'ı geçmeyi hedefliyoruz. Tabii bunu geçerken sadece Türkiye'de bunu düşünmüyoruz. Bizim komşu ülkelerimizde, Türkiye Cumhuriyetler'de, özellikle Gürcistan'da, Azerbaycan'da, bu tip yerlerde henüz bu iş yeni yeni başladığı için buralarda da büyük hizmetler vermeyi düşünüyoruz. Şimdi aslında biz de baktığımızda HES dediğimiz yani hidroelektrik ile ilgili çalışmaların da Türkiye'de çok eski tarihlere dayandığını söyleyemeyiz. Evet. Henüz çok yeni ve siz bu yeni çalışmanın İlklerindensiniz, en eskilerindensiniz. Evet. Bugüne kadar yaptığınız gibi yurt dışında da özellikle biz bu hizmetleri vermek istiyoruz diyorsunuz. Özellikle tabii ki vereceksiniz. Daha fazla insana hitap etmek, bünyenize daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz devam ediyor. Ama anladığım kadarıyla önceliğiniz bugün verdiğiniz hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek diyebiliriz. Evet, şimdi sektörün en iyisisiniz dedim ve sizi en iyi yapan özellikleri siz bir cümleyle değerlendirdiniz değerli izleyicilerimiz için. Bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerle çalışan ve çalışmaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var ki onlar sizden aldıkları hizmetler sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturmaktalar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Öncelikle bizi tercih ettikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz onlar için yaptığımız işte onların santrallerine gözümüz gibi bakıyoruz. Bunu zaten fark ettikleri için bizimle beraber devam etmektedirler. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünlere gelmemizde bizle beraber yürüyen ekip arkadaşlarıma, 85 arkadaşımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan. Şimdi Ali Osman Bey, biraz evvel sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında yaptığınız çalışmaların ya da çalışma ortamlarının doğaya zararlı olup olmadığıyla ilgili kısaca bilgiler almak istedim. Siz bir şey itiraf ettiniz. Doğada yapılan her şey, doğanın üzerine yapılan her şey doğaya zarar verir. Doğal olarak biz en az garisinden baksak da mutlak zarar veriyoruz. Ama yaptıklarımız ve ürettiklerimiz de aslında doğanın korunmasına çok olumlu katkıları olan şeyler. Yani enerjiyi üretmenin belki doğaya en az zarar veren işlemini yapmaktayız. Ben bundan dolayı size tekrar teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığınız için ayrıca sizi kutluyorum. İnanıyorum önümüzdeki yıllar çok daha başarılı işlerle sizlerle karşılaşacağız, sizlerle görüşeceğiz. Bu yoğun tempon içerisinde bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ben çok çok teşekkür ediyorum.
Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz TÜMUS ile devam edecek. Sizlere Trabzon ve sektörünün en iyisi Kalyoncu Enerji'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkezli olana bırakıyoruz efendim.